Merhabalar, iyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bu akşamki analizimizin konusu Aselsan. Bilindiği üzere bugün gün içerisinde Twitter üzerinden yapmış olduğu ankette bu akşam en çok analizinin yapılmasını istediğiniz iki senedi söylemenizi, yazmanızı ifade belirtmiştim. Ve bu anketin sonucu olarak ise şu an Aselsan'ın açık ara önde olduğunu görmekteyim. Ardından da zannediyorum Petkim en çok oy alan hisse konumunda olacak ve onun analizine başlayacağız. Sevgili arkadaşlar, Aselsan malumunuz üzere geçtiğimiz 2017 Kasım ayı sonlarına doğru 47 seviyelerine kadar ulaşmış ve oradan başlayan çok sert bir geri çekilme sonrasında 19 seviyelerine kadar geri çekilmesini devam ettirmiş bir hisse ve birçok yatırımcının Aselsan'a yönelik olarak çok büyük bir güven duyması neticesinde de bu geri çekilmenin bu kadar uzun soluklu olacağına inanmadıklarından dolayı Aselsan'da stop loss yapılmadı. Birçok yatırımcı Aselsan'da pozisyon taşımakta. Tabiri caizse Aselsan'da yaşanmış olan bu çok ciddi geri çekilme sebebiyle de önemli bir Aselsan Zede grubu mevcut bulunmakta. Arkadaşlar evet hepiniz merak ediyorsunuz Aselsan bundan sonra ne olur ne olabilir şeklinde. Aselsan son dönemlerde oldukça sıkışık bir seyir yaşıyor ve yaşamış olduğu bu sıkışık seyir içerisinde zaman zaman sıçramalar, ataklar yapıyor. Şurada gördüğünüz gibi buradan şu bölgeye doğru bir atak yaşanmış, ardından tekrar bir geri çekilme ve tekrar bir yükseliş. Arkadaşlar bu ataklara sebep olan faktörün ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Aselsan'da net bir şekilde etkili bir yukarı gidiş, etkili bir yükselen trend başlamadı. Bunu biliyoruz. Ve sıklıkla da gördüğümüz üzere Aselsan belli bir band aralığında ortalama 24 ila 28 arasındaki affedersiniz, bir band aralığında hareketini devam ettiriyor. Bu seviyeler arasında trade edenler de güzel para kazanmışlardı ama genel beklenti Aselsan'ın alıp da başarı gitmesi, 30'ları aşması, 35-40'lara ulaşması şeklinde olduğu için bu yükselişlerden, bu sıçramalardan pek fazla yatırımcıların faydalanmadıkları kanaatindeydi. Peki arkadaşlar bu sıçramaları, bu ani yükselişleri, daha doğrusu kısa soluklu ani yükselişlere sebep olan kim, hangi aracı kurum, neden bu tür hareketleri yapıyor ve uzun soluklu bir yükseliş yaşayamıyor? Neden ciddi bir trend başlatamıyor? Öncelikle bunu bilmemizde yarar bulunmakta. Ve Aselsan üzerinde etkili olan aracı kurumları, bunun içerisinde yabancı olabilir, yerli olabilir, her neyse etkili olan aracı kurumları tespit edebilirsek ve onların hareket tarzlarını takip edersek biz Aselsan'ın yönü konusunda güçlü bir trend başlatıp başlatmadığı yoksa Aselsan sadece yine son dönemlerde olduğu gibi kısa soluklu sıçramalar mı yaşıyor şeklindeki soruya da yanıt bulmuş olabileceğiz. Şimdi arkadaşlar ben Aselsan'ın son dönemlerine bakmak istiyorum. Şurada 30 Ekim tarihini görüyoruz. Pardon 15 Ekim tarihini görmekteyiz. Ve bu 15 Ekim tarihimizde Aselsan 28-60 seviyesini görmüş ve buradan sonra Aselsan ciddi bir geri çekilme yaşamak üzere 24-40'lara doğru bir gerileme yaşamış. Yaklaşık %20'ye yaklaşan bir geri çekilme yaşamış. Daha sonra 30 Ekim tarihinde ise başlayan bir yukarı hareket ile 28-20'ye ulaşmış ve buradan sonra son günlerde tanık olduğumuz ve aklımızda en net kaldığı üzere bir geri çekilme eğilimi yaşıyor. 25-94 seviyesini gördükten sonra da cuma ve son 2 gündür ise hareketli diyebileceğimiz bir kıpırdanma içerisinde bulunuyor. Şimdi arkadaşlar soru 1. Şu seviyedeki yükselişten bu noktaya kadarki geri çekilmeye sebep olan bir faktör olmalı. Ve bu geri çekilmenin ardından da şu noktaya kadar başlayan yükselişte de yine bir faktör olmalı. Yani düşüşe de yükselişe de etken olan faktörü bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz takas tablom, pardon ben bu son takas tablosunu değil de bunu en son sizlere göstermem gerekiyor. 1 Kasım tarihi itibariyle görüntüyü sizlere vermek istiyorum. 1 Kasım tarihi itibariyle City yabancının elinde %20.62'lik bir mal varmış. 60 milyon lot üzerinde bir malı var. 28-60'lardan şurada göstermiş olduğum gibi. 28-60 şu bölgeden başlayan satış dalgası sonrasında elinde %20.62 oranında bir payının olduğunu görmekteyim. Ve o tarihten sonra Aselsan hisselerinde bir yükseliş başlıyor. Yani şurada 24.40'lardan başlayan bir yükseliş var. Tarih 30 Ekim arkadaşlar. Ve bu noktaya kadar 28-20'lere kadar ulaşıyor.
Şimdi biz şu aralıktaki yükselişte takas değişiminin nasıl bir değişim gösterdiğini anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar 1 Kasım tarihinde %20,62 olan yabancı payı 19 Kasım tarihinde, yani az önce size göstermiş olduğum 24,40'lardan başlayan ve 28,20'ye kadar devam eden yükselişte etkili olan kurum yine City yabancı olmuş. Bakınız payını %20,62'den %25,03'e yaklaşık %5 oranında artırmış. Yani elindeki takas incelemesi yaparken biliyorsunuz sadece oranlara bakmıyor. Aynı zamanda pozisyon miktarlarına da bakıyorduk. Pozisyon miktarlarında bir değişim olmamasına rağmen oranlarda değişiklik olabiliyordu. Evet, 19 Kasım itibariyle arkadaşlar City yabancının elinde %25,03 oranında ve 73 milyon 450 bin, yani 13 milyonluk bir fark oluşmuş. Bu miktarda bir mal almış. Yine bakıyorum arkadaşlar, İş Yatırım 1 Kasım tarihinde %11,80 paya sahip iken 10,55'e gerilemiş. 1,30'luk bir geri çekilme var. Diğer bir yabancı kurum olarak ise Deutsche Yabancı'ya bakıyorum arkadaşlar. Deutsche Yabancı'nın 1 Kasım tarihinde payı %9,93 iken 19 Kasım tarihinde %11,10 olmuş. Yani 1 Kasım'la 19 Kasım arasındaki yaşanan yukarı atakta hem City Yabancı hem de Deutsche'nin etkisini görüyorum. Deutsche de bu yükselişe destek vermiş durumda. Peki arkadaşlar, 19 Kasım'dan sonra başlayan bir geri çekilme olmaya başladı. 19 Kasım itibariyle, yani şu tarihten sonra 16 Kasım diyelim biz buna. Bu tarihten sonra yaşanan bir geri çekilme ve 26 seviyelerine kadar gelmiş bulunmaktayız. Peki bu geri çekilmeye sebep olan faktör neymiş? Bunu anlamaya çalışalım. Bu incelememizin sonucunda hisseyi yükselten City Yabancı ve Deutsche ise bu düşüşe sebep olan yine City Yabancı ve Deutsche sonucuna ulaşırsak yabancıların bu hisse üzerinde ciddi şekilde trade etmekte olduklarını ve direkt olarak yabancı hareketlerini yoğun olarak takip etmemiz gerektiği sonucuna rahatlıkla varabilmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir tarih sıralaması yapmaya çalışıyorum ve yapmış olduğum tarih sıralamam. Burası 1 Kasım tarihi, burası 19 Kasım tarihi, burası da 27 Kasım tarihi. Şimdi arkadaşlar 27 Kasım tarihi itibariyle 27 Kasım tarihi itibariyle %21,18'lik bir yabancı takas oranını görmekteyim. Dolayısıyla benim 19 Kasım tarihinde görmüş olduğum tablo şuydu. 25,03'e yükselmiş bir yabancı payı var idi. Deutsche'nin de %11,10'du. Ancak 27 Kasım tarihi, yani son tarih itibariyle, bugünün tarihi itibariyle baktığım zaman City Yabancı'nın elindeki %25,3'lük pozisyonunun %4'lük kısmını sattığını, yani en başta Kasım başında elinde bulundurmuş olduğu miktara doğru geri dönüş yaşadığını görüyorum. Yani arkadaşlar City Yabancı yaklaşık 10 milyon lotluk işlemle Aselsan hissesinde bir yukarı hareket başlatıyor. 28 seviyelerine kadar hisseyi taşıyor ve oradan tekrar satış baskısı kurmak üzere, elindeki malları satmak üzere eski takas oranına dönerek hisseyi yine hareketini başlatmış olduğu seviyelere yakın bir noktaya kadar geriletiyor. O halde Aselsan hissesi üzerinde durmam gerektiği zaman, bu hisseyle ilgili inceleme ve araştırma, analiz yapmam gerektiği zaman benim özellikle bu hisse üzerinde son günlerde etkili işlemler yapmakta olan City Yabancı'nın ne yaptığını günlük bir şekilde takip etmem gerekiyor. City Yabancı'nın tavırları ve City Yabancı'nın bu hisse üzerindeki eğilimi hissenin yükselişi veyahut da gerilemesi noktasında önemli bir rol oynamakta. Şimdi arkadaşlar hissenin bu tablosunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra hisse üzerinde ana etkili faktörün City Yabancı'nın işlemleri olduğunu tespit ettikten sonra bugün itibariyle Aselsan'da neler olmuş bir ona bakalım arkadaşlar. Bugün itibariyle Aselsan hissemde Deutsche'nin 600 bin not civarında bir alımını görüyorum. BGC Partners'in 400 bin not civarında bir alımını görüyorum. City'nin herhangi bir işlemini görmüyorum ama gerçekleşen satışlar, Ziraat'ın satışı olabilir veya bir başka aracı kurumun satışı sonrasında City'nin birmanı nedeniyle bu satış gerçekleşmiş olabilir. Bunu şu anda bilmiyoruz. Bunu ilerleyen günlerde anlayabiliriz. Fakat bugünkü tablo itibariyle çok yüksek bir hacmin olmadığını,
Ancak buna rağmen ilk 5 kurum bazında alıcıların 1 milyon 400 bin lot alımda olduğunu, satıcıların ise 850 bin lot civarında satışta olduğunu, ortalama 550 bin lot civarında alıcıların daha üstün olduğunu, buna bağlı olarak da 15 milyon civarında yanılmıyorsam bir para girişinin yaşandığını görmüş bulunmaktayız. O halde 26 seviyesine kadar geri çekilmiş olan Aselsan'da ufak tefek bir kıpırdanmanın başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Son 2 günkü işlemlerde bunu ifade etmekte ve Dolce'nin takas sıralamasında ikinci sırada yer alan ve City Yabancı'nın son geri çekilmedeki 10 milyon lot civarındaki satışına iştirak etmeyen, bu satışları desteklemeyen, hatta bir miktarda alım yapan Dolce'nin yine bugünlerde de alım yapmakta olduğunu görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey göstermek istiyorum ben size. F8 deyip tekrar takas tablomu ben çağıracağım. Ve burada arkadaşlar hisse tarihsel diyerek tüm kurumlardan yabancı kurumları seçiyorum. Ve buradan arkadaşlar 19'u ile 19 Kasım ile son tarihi arasındaki topluca yabancı işlemlerini görmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi 11 milyon 100 bin lot civarında City Yabancı'nın şu 8-9 günlük süre içerisinde, 10 günlük süre içerisinde satış yaptığı sonucuna buradan da ulaşabiliyorum. Dedim ki Dolce her ne kadar önceki City Yabancı'nın alımlarında alışlarıyla destek vermişti. Ama bu kez City Yabancı'nın satışlarına destek vermemiş, hatta onun satışlarına rağmen 3,3 milyon lot civarında da alım yapmış. Dolce bugün de alım yaptı. O halde Dolce'nin de işlemlerini takip etmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Dolce de bir yabancı kurum. Aldığı zaman da sattığı zaman da etkili miktarlarda alımlar ve satımlar yapmak kaydıyla ya tahtada alıcı yönünde destekleyici oluyor veya satış baskısı kurabiliyor. Şimdi arkadaşlar bu açıklamalardan sonra Aselsan'ın şu anda güçlü bir yukarı hareket başlatmak gibi bir eğiliminin olduğunu veya olmadığını söylememiz mümkün. Evet, çok güzel projeler yapıyor. Çok olumlu anlaşmalara imzalar atıyor. Ancak Aselsan'da henüz net ve güçlü bir yukarı hareket başlamış değil. Size az önce bahsetmiş olduğum City yabancı alımları veya City yabancı gibi yabancı kurumlarının yüksek miktarlı 10 milyon, 15 milyon lot gibi alımları eğer ki şurada görmekte olduğunuz 38,2 Fibonacci değerine denk gelen 29,74 seviyesinin geçilmesine ve bu seviyenin bir destek konumuna ulaşmasına imkan verir ise, işte bu durumda 29,74 seviyesi aşıldığı zaman dikkat ediniz, burada 29,74 seviyesi ne değilmiş ama geçilememiş. Şurada yeniden bir hareketlilik olmuş, yine başarılı olamamış. Ve buralarda görmüş olduğunuz zikzak hareketlerde hep bu seviyeye doğru, yani yuvarlak hesapla 30 seviyesine doğru yaklaşımlar hisse için güçlü bir direnç algısı yaratıyor ve bu seviyeden yabancı önderliğinde bir satış baskısı oluşuyor. Burada yabancı önderliğinden bir satış baskısı oluşuyor derken analizin hemen başında yerlinin, daha doğrusu küçük yatırımcının, lokal yatırımcının Aselsan hissesinde yüksek seviyelerden maliyeti olduğu için bekleme modunda olduğunu, trade etmeyi düşünmediğini ifade etmiştim. Nitekim buradakinden de yabancının özellikle satış baskısı yaratmış olmasından da anladığımız üzere hissenin belli bir noktaya ulaştığı anda gerilemesine en önemli faktör yabancı olmakta. Bunu bir kez daha tekrar etmiş olayım. Şimdi arkadaşlar, dedim ki Aselsan hissesinde net bir yükselişin, yukarı bir eğilimin başlayabilmesi için şu bölgenin geçilmesi lazım. Bu bölge eğer geçilecek olur ise bu durumda %50 Fibonacci direncimiz devreye girecektir. Artık hedef bu nokta olacaktır ve %50 noktamız ise 33,06'ya denk gelmekte. Tabii ki bu noktanın aşılması durumunda ise bir sonraki hedef olarak %61,8 olan 36-38 bölgesi gündeme gelebilecektir. Ancak arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu bölgede, yani özellikle 23,6 seviyesine denk gelen 25-64 seviyesinde önemli bir desteğin oluştuğunu, nitekim en son olarak da 25,94'ten dönmüştük. Buradaki Fibonacci desteğinin önemli olduğunu, ancak bazen
kimi zaman endeksin çok olumsuz koşullarında, kimi zaman ise satış baskısının yoğunlaşması durumlarında ise bu desteğin de altına indiğini ama şuradaki desteğe kadar gerilemek yerine şurada gördüğünüz kırmızı hattı kendisine önemli bir destek ve tepki noktası olarak kabul ettiğini görüyoruz. Nitekim bakınız şu bölgede, şu bölgede, şu bölgede, bu bölgelerde %23.6'daki 25.64 seviyesindeki Fibonacci desteğimin aşağısına geldiğinde bu bölgenin net bir destek ve tepki noktası olarak çalıştığını görmekteyim. Bu durumda madem ki Aselsan güçlü bir yükseliş trendi başlatamadı. Oluşan yükselişler hep kısa soluklu oluyor ve şu dirence yaklaştığı zaman bir geri çekilme oluyorsa bu durumda %23.6'ya yönelik geri çekilmelerden aksi bir durum söz konusu olur ve çok olağanüstü endeks koşulları söz konusu olduğu zaman ise veya satış baskısının çok yoğun olduğu zamanlarda ise şu bölge yani 24.20 bölgesi önemli bir destek ve tepki bölgesi konumunda. Bu bir öneri olmamak kaydıyla kesinlikle. Bu hisse özelinde teknik bir çalışma, teknik bir eğitim çalışması olarak değerlendirilmek üzere Aselsan'ın %23.6'daki 25.64'lük seviyesiyle 24.20'deki şu kırmızı hattın oluşturmuş olduğu destek seviyesi dikkate alınmak kaydıyla şu bölgelerden bir tepki bularak 26-27 bölgesine doğru bir hareketlilik yaşadığı dikkate alınabilir. Ve ne zaman ki Aselsan şu bölgeyi geçerse işte o zaman Aselsan'da biraz daha istekli bir yukarı eğilimin çok zorlu bir direncin aşılmasının yaratabileceği bir güven ve inançla daha bilinçli ve daha istekli bir yukarı eğilimin oluşabileceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar son olarak Aselsan'ın yarın için pivot değerlerini size vermeye çalışayım. Aselsan bugün %26.54'lük bir primle kapanış yaptı. Aselsan'ın yarın için pivot değeri 26.46. Dolayısıyla pivot seviyesinin üzerinde yaptığı kapanışı olumlu değerlendirebiliriz. Bugünkü para girişi de yine aynı şekilde olumlu değerlendirilebilecek faktörlerden birisi. Yine Deutsche'nin özellikle City yabancının satışlarının 3 milyonluk kısmını karşılamış olması ve bugün de alımda olmasını olumlu bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Bu faktörlere bağlı olarak yarın içinde Aselsan'da olumlu bir beklenti içinde olabiliriz. Tabii ki endeks ve piyasa koşulları bu konuda müstesna tutulmak kaydıyla. Arkadaşlar Aselsan için 26.78, 26.94 ve 27.26 seviyeleri yarının pivot direnç seviyeleri olarak kendini göstermekte. Olası geri çekilmelerde ise 26.30 seviyesi Aselsan için önemli bir destek konumunda. 25.98 ki daha önce şurada birkaç gün önce görmüş olduğu düşük nokta 25.98 veya kısaca 26 ise Aselsan'ın bir sonraki desteği olarak değerlendirilebilir. 26.46 üzerinde kalmayı başarıyorsa Aselsan için eğiliminin yukarı olduğu şeklinde bir düşüncemiz olabilir. Haftalık olarak bakalım bir de arkadaşlar. Bu hafta Aselsan için hangi haftalık değerler önem taşımaktaymış? Arkadaşlar Aselsan geçtiğimiz haftayı %3.75'lik bir geri çekilmeyle tamamlamıştı. 26.42 seviyesi ise bu haftanın önemli bir pivot seviyesi. 26.42 pivot seviyen korunmak şartıyla, bu seviyenin aşağısına gelinmemek şartıyla 26.89 ve 27.80 ardından da 28.27 seviyesine kadar devam edebilecek bir yükseliş eğilimi gösterebilir. Tabii ki bunlar illaki bu seviyelere ulaşacağı anlamına gelmez. 26.42 aşağısına gelinmemesi birinci koşul, 26.89-26.90 seviyelerinden bir geri dönüş yaşamaması, olası bir geri dönüşte yine 26.42'nin destek olarak korunması ve ardından bu seviyenin aşılarak bir destek konumuna getirilmesi ikinci koşulum ve 27.80'den de bir dönüş olmaz veya affedersiniz 27.80'den de bir dönüş olmaz veya küçük bir realizasyon gelip de tekrardan bu seviyenin zorlandığına tanık olabilirsek 28-27'ye doğru hareketliliğin devam etmesi mümkündür. Nitekim Aselsan en son 15 Ekim tarihinde
Aselsan en son 12 Kasım haftasında, çok yakın bir 2 hafta önce 28-20 seviyesine kadar bir yükseliş yaşamıştı ve buradan dönüş görmüştü. 28-20, 28-27 Aselsan'ın şu anda önündeki en önemli, aşması gereken, son dönemlerde ulaşması gereken önemli bir direnç aralığı konumunda 28-20 ve 28-60 bölgesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aselsan'la ilgili olarak arkadaşlar bir de göstergelere bakalım isterseniz. Haftalık göstergeler bazında bir Haluk göstergesine bakalım. Bu güç durumunu nasıl ifade ediyor? Arkadaşlar Haluk göstergesi Aselsan'da bir geri çekilme eğiliminin var olduğunu, ancak bu geri çekilme açısının artık diklik konumunu kaybettiğini, daha doğrusu kararlılığını kaybetme niyeti gösterdiğini, buralardan bir dönüş yaşayabileceği ihtimalini ifade etmekte. MACD göstergesine bakalım isterseniz bir de. Evet arkadaşlar, MACD göstergemiz ne diyor? Bu ise evet şu seviyelerden bir al sinyali üretmiş. Bu haftalık bazda bakmış olduğum bir grafik. Bu seviyelerden bir al sinyali üretmiş ve al sinyali ürettiği seviye 24-25-98'ler seviyesi. Halen bu konumunu devam ettirdiğini görmekteyim. Son olarak bir de Aselsan'ın en iyi çalışan hareketli ortalamaları şeklinde bir işlem yapalım isterseniz. Son günlerde vermiş olduğum bir bu konuyla ilgili bir analiz nedeniyle hemen hemen bütün hisseler için bu soru sorulmakta. Göstergeye Haluk adını vermiştik hatırlarsanız arkadaşlar. Aselsan grafiğimiz üzerinde simülasyonumuzu çalıştırmamız gerekiyor. Evet buradan çalıştır diyoruz ve Aselsan için en iyi hareketli ortalama olarak son 500 gün esas alınmak kaydıyla. Son 500 gün esas alınmak kaydıyla ve üstel hareketli ortalama prensipleri olmak kaydıyla Aselsan'ın en iyi üstel iki hareketli ortalaması arkadaşlar 8 ve 16 günlük hareketli ortalamalarmış ve 8 ve 16 günlük hareketli ortalamalara bağlı olarak işlem yapılırsa karlı ve zararlı işlemlerin muhasebesi yapıldıktan sonra %102 oranında bir getiri oluşabilmiş geçtiğimiz son 500 günün istatistiğinde. Aselsan'ın son durum itibariyle, son görüntü itibariyle ve bu ikili hareketli ortalamaya göre hangi sinyal altında olduğuna bakalım arkadaşlar. Aselsan 21.11 tarihinde 26.54 seviyesinden sat sinyali vermiş. Henüz bu hareketli ortalama prensiplerine göre al sinyali üretmemiş görünmekte arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Aselsan konusunda söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Umarım meraklarınızı giderebilmişimdir. Başarılar ve iyi hayırlı kazançlar diliyorum. Bu arada Aselsan'da Haluk göstergesinin günlük bazdaki eğiliminin yukarı yönlü olduğunu, MACD'nin ise henüz al sinyali konumuna geçemediğini, ancak böyle bir niyet gösterebileceğine dair bir görünüm içerisinde olduğunu da söylemiş olalım. Şuradaki göstergem 40 seviyesine doğru yükselir ve bu 40 seviyesini geçer, aşar, keserse bu durumda yükselişin birazcık daha hızlanabileceğini söylemek mümkün olabilir. Tekrar iyi akşamlar, saygılar diliyorum.